Bir fincan kahvenin 40 yıl hatrı var söyleminin altını çizerek kahvenin öksürükten kansere, baş ağrısından safra taşı oluşumunun engellenmesine kadar birçok hastalığa karşı faydalı olduğunu anlatan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor Oğuz Özyaral Türk kahvesinin en önemli özelliğinin pişirilme ve yapılma şeklinden kaynaklandığını bu sayede kahvenin çekim ve pişirilme şekliyle diğer içeceklerden ayrıcalık österdiğini söyledi. Tabii çok büyük bir özelliği var. Bu özel alik e, kahvenin pişirilme şeklinden, e, yapılanma şeklinden kaynaklanıyor. E, kahvenin e, çekim şekli, pişirilme şekli her şeyle e, diğer içeceklerden ayrıcalık gösteriyor. Çünkü kaynatarak yapıyoruz. Kahvenin kısmen de olsa alışkanlık yaptığına dikkat çeken Öz bu alışkanlık bazen tatlı gelir ama bazen de sıkıntılar doğurabilir dedi. Kahve kısmen de olsa alışkanlık yapıyor. Bu alışkanlık Bazen tatlı, bazen bizim için sıkıntılar doğurabilir. Gençlerin özellikle kahve içmek isteği tamamen tek bir nedene bağlı. Akşam oturayım, dersimi çalışayım, uykum kaçsın. Demek ki kahvenin böyle bir uyarıcı etkisi var. Zihin toparlamaya çok büyük faydası var. Sabah kalktığınızda kahve içtiğinizde ya da kendinizi yorgun hissettiğinizde kahve içmek istediğinizde ee, Kan dolaşımını hızlandırması, beyne doğru kanın hızlı gitmesini sağlaması yani bir hiperaktivite getirmesi elbette hoş bir nokta gibi gözükse de e, tansiyonu olanlarda belli bir yaşın üzerinde fazla özellikle 3 fincanın üzerinde kahve içmeye başladığımızda 3-5 fincan içenlerimiz var. İstese de istemese de tansiyon hastalığı yapıyor. Özyaral kahvenin kan dolaşımını hızlandırdığını fakat buna karşın ritimlerde bozukluk olabileceğini de belirtti. Aşırı kahve tüketmek e, kalp hastalığına neden olabilir. Bunun tek nedeni de ritmal bozukluklar yapar kalpte. Niye? Çünkü dedik ya e, kan hızını arttırır, beyne hızlı kan gitmesine neden olur ama ritimlerde de bozukluk yaratabilir.